Keyif Fener'den herkese selamlar, sevgiler. İnşallah hepiniz iyisinizdir kıymetli Fenerbahçeli dostlar. Fenerbahçe'nin tadı tuzu yok. Fenerbahçe aynı hani şu marketlerden aldığımız kola ya da gazozlar var ya. Böyle büyük litrelik alırız. O litrelik aldığımız gazoz ve kolalar gibi iki bardak içtikten sonra gazı havası kaçıyor maalesef. Durum bu. Şimdi geçen seneden beri söylediğimiz bir takım şeyler var. Kanalı takip edenler bilir. Takip etmeyenler belki yeni izleyenler kızabilir. Çünkü Fenerbahçe'de tıpkı bugünkü hükümetteki gibi böyle delicesine başkan destekleyiciler var. Aman başkan canım başkan. Aman başkan canım başkan diyenler. Göztepe maçı. Bundan önceki maçlarda da Fenerbahçe'nin tadı olmadığı gibi Göztepe maçında da Fenerbahçe'nin tadı tuzu yok arkadaşlar. 2-0 öne geçmesine rağmen ortada futbol diye hiçbir şey yok. İki tane uzun adam. Türkiye Ligi için çok güzel bir taktik. Şişir, indir, yana oyna, öne oyna, arkaya oyna. Bunun dışında Fenerbahçe'de en hareketli oyuncu Maxime. Maximen gerçekten Fenerbahçe için müthiş bir transfer ama diyeceksiniz ki Maximen Alamadı Göztepe maçını. e Göztepe maçını alamadı. Çünkü Jose Mourinho da orada frenledi. Ama Fenerbahçe'nin Göztepe'yle beraber kalmasının tek sorumlusu bunu diğer kanallarda söylemezler. Çünkü başkan seviciler var. Tek sorumlu Ali Koç'tur. Geçen sene şampiyonluğu kaybettiren Ali Koç yaptığı açıklamalarla Tam Fenerbahçe'nin önemli bir maçı var. Bir bakıyorsunuz Ali Koç bir açıklama yapmış. Fenerbahçe'nin o önemli maçından sonra hop. Fenerbahçe'de bir düşüş. Oyuncularda düşüş. Tıpkı Göztepe karşılaşmasındaki gibi. Zaten iyi futbol oynamıyorsun. Süper Lig'de, Süper Lig'de seyircisine karşı oynayabileceğin nadir takımlardan bir tanesi Göztepe. İşte var. Diğer e, il takımları da var ama bunların içinde en kalabalık seyirciyle seni baskı altına alacak takımlardan bir tanesi Göztepe. Benim de gerçekten çok beğendiğim bir takım, sevdiğim takımlardan bir tanesi özellikle taraftarına, Göztepe'li kardeşlerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bu takıma karşı ilk yarıda böyle bir oyunla 2-0 soyunma odasına önde giriyorsun, ikinci yarıya çıkıyorsun. Doğal olarak hepimiz düşünüyoruz Fenerbahçe, Göztepe havlu atmış, Fenerbahçe'de 1 iki atakla üçüncü golü bulur ve karşılaşmadan rahat bir galibiyetle ayrılırız. Ama işler öyle olmuyor. Sahneye yine Sayın Başkan Koç çıkıyor. Orada tribünlerin orada bir arbede yaşanıyor. Tekrar Göztepe'yi canlandırıyor ve sahaya atıyor. Zaten ilk golden sonra yenilen ilk golden sonra Fenerbahçe'nin özellikle José yanında Ferdi ve Mert Müldür değişikliği değişikliklerinden sonra anladı ki biz gol yiyeceğiz. Durum bu. Şimdi bazıları diyecek ki ya arkadaş daha dur bakalım işte ligin ikinci haftası hemen eleştirmeyin. Ali Koç şöyle Ali Koç böyle biliyorum onlar geçen seneden hatta ondan önceki seneden beri Ali Koç başkan geldiğinden beri aynı tayfa. Bu aynı tayfa başkanı destekleyen tayfa Fenerbahçe maç kazanmış kazanmamış vallahi umurunda bile değil diye düşünüyorum artık. İnanılmaz bir düşüş var takımda. Orta saha transferi yok. Fenerbahçe'de Şimanski o bölgede oynayamıyor. Tadic Türkiye ligleri için yeterli bir oyuncu. Geçen sene de Valencia severler için, ondan önceki sene hatta Valencia severler için söylüyorduk. Onlar da bize yine yükleniyorlardı. Ben geçen sene Tadic için de bunları söylüyordum. Her ne kadar işte şu kadar asist yaptı, bu kadar bunu yaptı, şunu yaptı denilen dünya kadar penaltı kaçıran, Türkiye liglerindeki takımların halini zaten hepiniz görüyorsunuz. E şu ligde de kusura bakmayın da bu kadar asist, bu kadar gol yapın ya ki onu bile maalesef bugün boş kaleye atamadı yine beceremedi. Yine Tadiç'e rağmen Tadiç'e rağmen Ferdi Kadıoğlu'nun olmazsa olmazlığını bir kez daha gördük sol tarafta. Fenerbahçe'de top oynayan top ayağına geldiği zaman gerçekten ayağına yakıştıran tek oyuncu gibi ve bütün hareketli pozisyonlarda bütün pozisyonların içinde sol kanatta oynamasına rağmen maksimen sağ tarafa da gittiği zaman etkili, ortaya daldığı zaman da etkili. Her ne kadar el nesri hazır olmasa da hem Osay'e yapılan penaltıda attığı o müthiş gerçekten incelikteki pas ve Müthiş bir kafa golü. Bu iki oyuncunun iyi yolda olduğunu görüyoruz. Savunmamız çok kötü. Çok kötü. Atılan her top kalemize doğru şişirilen her topta acaba hangisi yanlış kafa vuracak ya da Livakovic çıkıp alacak mı, alamayacak mı? Elinden mi kaçıracak korkusuyla bir sezonu daha inşallah yaşama izliyor umuyorum. Fenerbahçe'nin acilen orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Bunu Ferdi Kadıoğlu'nu satarak mı yaparlar ya da satmadan mı yaparlar ama Fenerbahçe'nin mutlak ve mutlak iki tane orta saha oyuncu bir tane de değil. İki tane Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Eğer önümüzdeki UEFA Kupası'nın maçlarını da düşünürsek. Yani kimse öyle gaza gelip de sallamasın. İşte bizde şu var, bizde bu var. Göztepe'yi yenemiyorsan kardeşim sende hiçbir şey yok. 2-0'la soyunma odasına giriyorsun. 2-2 ile maçı bitiriyorsun. Kimse maval okumasın. İşte şunu da söyleyeyim. Ali Koç'a yüklenmeyin. Şuna yüklenmeyin. Buna yüklenmeyin. Var ya işte o arkadaşlar. Allah kardeşim kötü olan herkese yükleniriz. Puanı kaybeden, canı yanan Fenerbahçe taraftarı. Gidip oralarda taraftarın içinde senin ne işin var ya? Ne işin var abi senin? Neye gövde gösterisi yapıyorsun? Amacın ne? Geçen sene de aynı açıklamaları ya açıklamalarınla bu takımı durdurdum. Şimdi de baktık ki olmuyor herhalde. Artık sahanın içine girerek ya da taraftarların arasına girerek işte. Ee, tabii ki orada işte biber gazlı saldırılar falanlar filanlar taraftara hoş şeyler değil de emniyet güçleri orada. Şovun hiçbir alemi yok. Ali Koç'u kim severse sevsin. Ben de insani olarak kişilik olarak Ali Koç başkanı seviyorum. Fenerbahçe başkanı olduğu için yine seviyorum. Ama ben şovmel adam sevmiyorum abi. Mert Hakan yandaşı biliyorsunuz general. Onun türbünlere oynadığı gibi Sayın Ali Koç Başkan da türbünlere oynamaya başladı. Bu işin sonu gelmez. Ben size söyleyeyim. Bu işin sonu kötü. Fenerbahçe iyi değil. Fenerbahçe organize bir takım değil. Organi geçen seneki en azından İsmail Kartal'a kızan bizlerin İsmail Kartal'ın takımı kadar da organize değil. Bakın kaç maç oldu resmi maçlar da var bunların arasında hazırlık maçlarıyla beraber Fenerbahçe'yi organize olarak göremedik. Ha diyeceksiniz ki yavaş yavaş düzelir. Yavaş yavaş düzelirken de kötü oynarken büyük takımlar puan ve puanlar alırsa o zaman yolu açık olur. Ama kötü oynarken de sen kaybediyorsan sıkıntı büyük. Göztepe Deplasmanı'ndaki beraberlik puanını inşallah bu sezon aramayız diye düşünüyorum. Ondan önce mutlaka transfer yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe bu sene şampiyon olur diye umuyoruz ama şu ana kadar hazırlık maçları dahil, kupa maçları dahilinde Fenerbahçe'nin çok umut verdiğini söyleyemem arkadaşlar. Üzgünüm. Kimseyi e, yalamanın bir alemi yok. Durum ortada. Herkes görüyor. Ha yarın bu takım 5 atarsa derler ki işte bak dün böyle söylüyordun şimdi böyle söylüyorsun. O skorda aldatıcı olur bu oyunla. Şu anda oturmuş bir oyunu yok. Ve Fenerbahçe 2-1 mağlupken iki tane defans oyuncusu yani Ferdi Kadıoğlu tamam Ferdi kanada attı ama Mert müdürü oyuna atıyorsa göztepe karşılaşmasında kusura bakmayın arkadaşlar ee, Ali Koç değil kim olursa olsun buradan aynı şeyleri söylerim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın canlı yayınlara devam edeceğiz yine kaldığımız yerden. Şu aralar biraz yoğunluk var. Beni dinlediğiniz ve bana vakit ayırdığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.